geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Buralara pek alışkın değilsin belli. Zamanla alışırsın. Belki de alışamazsın. Geride çoluk çocuk varsa bir ömürde geçse alışamazsın. Gel, yerini göstereyim sana. Buranızda oturabilirsin. Evlat var mı? 7 yaşında bir kızım var. Küçükmüş. Allah bağışlasın. İnşallah burada fazla kalmasın. Evladın yanına imajınamıyor. Sen de bilip bilmeden konuşup umutlandırma. Ben içeri girdiğimde benim oğlan 4 aylıktı. Şimdi 15 yaşında. Allah kurtarsın. Günler hepimizin baş öndeydi. Yeni yuvana tanıdıkça alışırsın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Bak 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 bak. Gördün mü? Bize bakıyorlar şu an doğal davran. Doğal derken böyle şiirinde sevgiler gibi. Bak bak nasıl sarılıyor görüyor musun? Hanımlar. Abicim nerede kaldın? Saatlerdir seni bekliyoruz burada ya. Ya kusura bakmayın. Yeni bir öğrencim oldu da kilo problemi varmış. Bizzat ilgilenmem gerekiyordu. Sen bayağı fitness eğitmeni olmuşsun. Gonca biraz bahsetti. Yok canım. O personal trainer. Öyle söylemen lazım. Tamam canım. Her neyse. Öyle deriz biz de. Yalnız acayip fit görünüyorsun. Bir ara benimle de ilgilenirsin değil mi? Ayıpsın. Hallederiz. De senin bu güzelliğini ne yapacağız? Yıllar hiçbir şey götürmemiş senden. Cesaret mi güzel olur ya? Abi bir dur ya, bir sakin ol. Hemen asılma arkadaşıma. Aa. Burcu hatırlıyor musun? Bu böyle tüm arkadaşlarıma asılırdı. Abartma Gonca ya. Sadece güzel ve akıllı olanlara. Gonca anlattı bana bir şeyler de tam anlamadım. Yani ne istiyorsunuz benden tam olarak? Abicim bir süreliğine Burcu'nun sevgilisi gibi takılacaksın. Sevgili rolü yapacaksın yani. Sevgili olacağız. Sen de ben. Yakışırız yalnız. Biliyorum. Biraz garip bir istek ama canım babasını kıskandırmak için bir süre oyun oynamamız lazım. Ha. Adam evli anladığım kadarıyla. Ve eşinden ayrılmaya da niyeti yok. Yani ailesi olarak sizi bilsin istiyorsun. Canla senin. Ya evet. Aslında Furkan da buna inansın istiyorum. Çünkü aile olmayı hak eden biziz. Sonuçta bizim bir çocuğumuz var. Yani seni biraz kıskansın, biraz da rahatsız olsun istiyorsun. Evet. Bu durumda benim canlı olan ilişkimde sıkı tutmam gerekiyor. İşte bak hemen nasıl anladı. Bu yüzden aklımıza ilk sen geldin zaten. Masa başı okey. Beyin fıtrasını hallettik de ben bu oyunculuk işini yapabilir miyim bilmiyorum. Abi becerirsin tabii ki ya. Niye beceremeyesin? Yani bence de... Peki, tamam. Madem senin için bu kadar önemli, elimden geleni yapacağım. Gerekirse oyunculuk dersi de alacağım. Abartma istersen abi yani. Senaryo da sen yazarsın artık. Şaka bir yana, bizim önden bir buluşup Can'la da tanışmamız lazım. Çok güzel gidiyoruz, aynen böyle devam et. Demek ki Murat Bey'i temize çıkaracak delil bulunmadı henüz. Çok üzücü. Kusursuz bir plan yapmışlar. Neresinden tutacağımı da bilemedim. Kim yapmış olabilir bunu? Yani Murat'ı çok iyi tanıyan birileri. Hepimiz şaşkınız.
Abim gibi dürüst bir adama bunu kim yapar? Nazlı, hadi hazırlan kızım. Avukat aradı, görüşe gidiyoruz. Çok şükür. Ah çok şükür. Nasıl özledim Murat'ı. Ben de. Ay Nazlı, dün gece o kadar çok vay ettim ki. Allah'ım dedim, lütfen bari rüyamda göreyim oğlumu ya da rüyamda duyayım sesini. Demek nasıl kalpten istediyseniz dileklerimiz gerçekleşti. Tamam hadi hazırlanıyorum ben. Tamam, geliyorum. Çok yakışıklı oldu benim oğlum ya. Oh. Anne. Hı. Okul kapısında beni bekleyecek misin? Bekleyeceğim tabii oğlum. Babanla beraber orada bekleyeceğiz seni. Dur fotoğrafını çekeyim seni. Gülümse. Ah, baban arıyor. Efendim Furkan. Tamam hazırız, biz de çıkıyoruz zaten. Görüşürüz. Baban da geliyormuş. Koş sen ayakkabılarını giy, geliyorum ben de hemen. Alo Sercan. Biz şimdi çıkıyoruz. Harekete geç, tamam mı? Tam konuştuğumuz gibi. Hoşça kal. Tamam. Ne yapacağız peki? Beni de haberdar edin. Hadi bakalım. Bu hiç iyi olmadı. Ne oldu? Abimle mi ilgili? İdris'in adamları intikam yemin etmişler. İçeride geziyorlarmış öyle. Allah'ın cezaları. Yani olacakları tahmin etmek zor değildi ama... bu kadar kısa sürede de hareket edeceklerini hiç düşünemedim. Nasıl yani? Anlamadım. Biraz açık konuşur musunuz? Koğuş'tan Murat'ı öldürmek için emir almayı bekleyen bir adam var. Allah kahretsin. İnanmıyorum. Ne olacak şimdi? Bir şekilde Murat'ı koruyacağız. Nasıl olacak o? Başka bir çözüm bulmana kadar avukatla haber göndereceğiz. Murat da içeride dikkatli olsun. Murat içerinin ayazına alışkın değil. Kısa sürede bitirirler işini. Hiç iyi olmadı bu. Çok zamansız. Desene. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Bırak. Bazı cezalar mapustamında yatarak ödenmez. Beni o cezayı kesmek için gönderdiler. Can yaktın, canın yanacak. Bu daha başlangıç. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz? Heyecanlı mısın? Evet. Can, bak öğretmenin arkadaşları da seni bekliyorlar. Kim bilir içeride ne güzel oyunlar öğreneceksin. Burada çok farklı oyuncaklar var oğlum. Hepsinin arkadaşlarını oynayacaksın. Hadi bakalım. Beni burada bekleyeceksiniz değil mi? Tabii ki anneciğim. Babanla ben seni burada bekleyeceğiz. Hadi bakalım, gel.
dakika. Fotoğraf çekinmedik. Ela ya, rica etsem bizi bir çekebilir misin? Can aile albümü yapıyor ya. Onun için tam kaçınılmayacak bir an. Tabii. Ne yapayım ben şöyle geçeyim. Gelen hiç mi ortamıza? Hadi gülümseyin. Çekiyorum. Tamam. Tamam, şimdi gidebiliriz. Can'ın aile albümünde Ela ablasıyla bir fotoğraf olsun. Bizi çeker misin Burcu? Tabii. Ay Ela, kusura bakma. Telaştan düşünemedim bir an. Yok canım. Oldu. Oldu mu? Acıya da iyiydi adını. Hiç sesin çıkmadı. Geçmiş olsun. Murat Aslan, ziyaretçim var. Hadi yürüsene. Bak görüş süren başladı bak. Bak burada kaybettiğin vakitler için üzülürsün sonra. Annemle Nazlı'ysa. Burcu, bütün çocuklar girdi. Can ilk günde geç kalmasın. 10 dakika vardı aslında ya. Neyi bekliyoruz? Ne bileyim. Böyle ilk gün ya. Biraz daha yanımızda dursun istedim. Neyse o zaman gidelim artık. Anneciğim. Hadi bakalım. Güzel güzel oyunlar oyna, tamam mı? Eğlen, akşam bize anlatırsın babanla. Tamam. Aferin. Burcu. Yetiştim. Çok trafik vardı. Bir de park yeri aradım. Kusura bakma. Önemli değil. Ha Can abi. Can, ne haber? İyiyim. Nasılsın bakalım? İyiyim. Valla ben şaşırdım. Can da ben de sevindik. İyi oldu. İyi ki geldin. Söz verdim buradayım. Hem Sercan abisi Can Can'a verdiği söz tutmaz mı? Ben sizi tanıştırmayı unuttum. Sercan, Furkan. Ela da Furkan'ın eşi. Sercan da benim erkek arkadaşım. Öyle mi? Haberim yoktu. Memnun oldum Sercan. Furkan'dan bahsetmiştim sana zaten, biliyorsun Can'ın babası. Tahmin etmek zor olmadı. Can Can yakışıklığını babasından almış. Geç tanıştık ama artık sık sık görüşüp arayı kapatırız umarım. Memnun oldum Furkan. Ben de. Aslanım, Murat'ın yanında üzüldüğümüzü çok belli etmeyelim ona. Yani bir de bizi düşünüp üzülmesin şimdi. Zeynep'in de iyi olduğunu söyleriz. Babasının yokluğunu da anlayışla karşıladığını falan söyleriz yani. Tamam tamam, merak etme sen, haklısın. Murat Bey görüşe gelmek istemedi.